Allah Celle Celaluhu bu kainatı ne için yarattı? İnsanlar için yarattı. İnsanı ne için yarattı? Kendisi için yarattı. Neden dedim ki bu kainatı Cenab-ı Hak insanlar için yarattı? Çünkü kainatta her şey insana hizmet etmiyor mu? Güneş, aylar, yıldızlar, rüzgarlar, bulutlar, topraklar, denizler kime hizmet ediyor bize? Sofraya gelen bir balığı yemek zevkli olabilir. Ama o balık nerede dolaşıyordu? Doğdu, büyüdü, yedi, içti, o hale geldi. Sonra sana rızık olarak birisi tarafından gönderildi. Kim tarafından gönderildi? Razzak-ı alem olan Allah Celle Celaluhu tarafından gönderildi. Görünüşte balık kendisi için dolaşıyordu, yiyordu, içiyordu denizin içerisinde. Ama gerçekte senin sofrana gelen balık ömür boyunca bütün çalıştığı senin için çalışmıştır. Yani Allah sana bana denizleri hizmetçi kılmış, toprakları hizmetçi kılmış, ağaçları hizmetçi kılmış, madenleri hizmetçi kılmış. Bütün kainatı insanoğluna hizmetçi kılmıştır. Otlayan koyunlar, kuzular senin için, benim için otluyorlar. Otlayacaktır, süt yapacaktır, sen ben istifade edeceğiz. Ete dönüşecektir, o eti sen ben yiyeceğiz, biz istifade edeceğiz. Öyleyse o koyun, kuzu senin için, benim için otluyor. Allah Celle Celaluhu ona otları verdiği zaman aslında ona değil, sana bana vermiş oluyor. Şimdi Allah kainatı Celle Celaluhu insan için yarattı. İnsanı da kendisi için yarattı. Yani kendisine kulluk için yarattı. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler, beni bilsinler, tanısınlar, kulluk yapsınlar diye yarattım diyor.